Bildiğiniz gibi yaz aylarında Türkiye ve çevresindeki ülkelerde sürekli yangın haberleri duymak yıllık bir rutin haline aldı. Ancak bu defa çıkan yangın çok başka. Hayır, hayır. Lozan'ın yüzyıllık olmadığını anlayınca birilerinin tünün yanmasından bahsetmiyorum. Rodos adası. Hani sürekli İsmet Paşa'ya atılan iftiralar arasında sözde Yunanistan'a bırakılan 12 adanın en büyüğü. Adada çıkan yangınlar kontrol altına alınamayınca tahliye kararı çıkmış ve ada yangınlar nedeniyle yok olma tehlikesi içerisinde. Daha şimdiden 7 gündür söndürülemeyen ateşler adanın %10'unu yok etti ve şehirlere yayılmaya başlandı. Tahliye edilenler ise Yunanistan'ın ana karasına çok uzak olduğu için en yakın ana karaya yani Türkiye'ye Marmaris'e getirildi. Ekrandaki haritadan göreceğiniz gibi Rodos adasında çıkan yangının eski bölgeler bu şekilde. Türkiye'de yangının söndürülmesi için iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri göndermiş. Fakat ben burada bir noktaya parantez açmak istiyorum. İsmet Paşa'ya atılan adaları sattı iftirasına cevap vermek istiyorum. Adaları nasıl kaybettiğimiz esasen Ege Denizi'nin kumanda merkezi Girit'i nasıl kaybettiğimize saklıdır. 1897 yılında çıkan Türk-Yunan Savaşı'nda Türk ordusu karada başarılı olmuş ve Yunanistan'ın başkenti Atina'ya kadar dayanmıştır. Lakin aynı başarı denizlerde gösterilememiştir. Çünkü 2. Abdülhamit tahta geçtiği 1876 yılından 2 yıl sonra deniz kuvvetlerinin kendine darbe yapacağı paranoyası yüzünden donanmayı Haliç'e çekip tahttan inene kadar çıkartmamıştır. Türk donanması 1897 yılında 19 yıl sonra ilk defa Haliç'ten çıkınca Çanakkale Boğazı'na giremeden yolunu kaybetmiştir. Çünkü 19 yıldır adam gibi personel dahi yetişmemişti. 1908 yılında Abdülhamit tahttan indirilince Türk donanması yeniden aktif hale getirildi. Fakat çok geçmeden 1912 yılında Balkan Savaşları patlak verdi. O sırada İtalya ile Libya'da savaşta olan Osmanlı iki cephede savaşamayacağından 1912 yılında Lozan daha sonra adı Uş olarak değişecek anlaşma ile İtalya'ya verildi. O tarihlerde İsmet İnönü binbaşı olarak çok uzakta. Yemen'de Yemen Kuvayi Umumiye Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na görevine atanmıştı. Daha sonra Balkan Savaşları için Çatalca'ya tayin oldu. İşte adıları böyle kaybettik. Fakat bugün bazı ardı yanıklar utanmadan İsmet Paşa'ya iftira edip hakaretler ediyor. Kişi kendinden bilir işi derler. Siz İsmet Paşa'nın tırnağı da yetmezsiniz ve utanmadan onun kurduğu ülkede yaşarsınız. İsterdiniz ki Yunan galip gelsin. Doğru, tabi isterseniz. Zira siz bu milletin değil... Neyse arkadaşlar, tarihini şu kötü, bu iyi de yorumlayan ve kendi tarihine bu denli düşman olan başka bir millet var mıdır bilmem. Fakat bu tutum insanımıza yakışmıyor, bunu bilirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.